Merhaba arkadaşlar. Öncelikle işçi ve emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs bayramlarını, işçi bayramlarını kutlayalım. Şimdi arkadaşlar, bugün iki tane model şirket paylaşacağım. Biri Brisa, birisi Goodyear. Aynı sektörde aynı işi yapan firmamız, şirketimiz. Şimdi bazı arkadaşlar yorumlarda soruyorlar. Abi sen hangi şirketlere yatırım yapıyorsun? Yani ben onların soru şeklinden anlıyorum. Şunu söylemek istiyorlar. Ya abi sen bilançolara bakıyorsun. Senin anlatmana göre hiçbir şirkete yatırım yapılmaz. Anlıyoruz. Manasında bu soruları ben anlıyorum. Arkadaşlar, çok mu kolay para kazanıyorsunuz? Ya da hisse senetlerine çakıl taşı mı yatırıyorsunuz? Eğer yatırım yapılacak bir bilanço varsa tabii ki yapıyorum. Peki ben ne tür şirketlere yatırım yapıyorum? Ben bugüne kadar ne anlattım? Şimdi ben sadece verileri göstereceğim. Lütfen sizler bu aynı sektörde aynı işi yapan iki farklı şirkete siz hangisine yatırım yaparsınız? Bunun cevaplarını siz verin. Önce bir kere satışlara gidelim bakalım. Brisa'nın satışları ve büyüme oranları. 2020-21 yılları arasında reel olarak satışlar yüzde yaklaşık 45 azalmış. 2022-2023 yılları arasında da yüzde 1,5 azalış göstermiş. Reel olarak. Peki dış ticaret işlemlerine bakalım. Önce ihracat gelirlerine bakalım sırasıyla. 2021 yılında toplam gelirler içerisindeki payı %14,16, 2022 yılında %35,39, 2023 yılına geldiğinde 35,39'dan 34,81'e gerilemiş. Peki, ihracat gelirlerine karşılık ithalat giderlerinin toplam gelirler içerisindeki payına baktığımızda, İthalat giderlerinin payı sırasıyla %16,16, 2022 yılında 43,41, 2023 yılına geldiğimizde 42,68. Çok cüzi bir gerileme var. Peki dış ticaret dengesine baktığımızda ithalat giderlerinin payı ihracat gelirlerinin payının üzerinde. Şurada göstereyim. Bakın reel olarak ihracat dengede gözüküyor grafikte ama toplam gelirler içerisindeki paylarına baktığımızda ithalat giderlerinin payı ihracat gelirlerinin payının üzerinde gerçekleşiyor. Dolayısıyla bu şirket dış ticaret işlemler açığı vermiş, yani cari açık vermiş, ihracat gelirleri İthalat giderlerini karşılayamıyor. Peki Goodyear ne yapmış? Bakalım. Reel olarak satışlar 2022 yılında %39 azalmış. 2023 yılında da %2,27 oranında azalmış. Ayrıntısına bakalım, büyüme oranlarına bakalım. 2021 yılında ihracat gelirlerinin payı %16,71. 2022 yılına gelince bu veriyi yatırımcısından kaçırmış, kamuoyundan kaçırmış, 2023 yılında devam etmiş. Peki ithalat giderlerinin payına bakalım. 2021 yılında %20,55,
2022'ye geldiğimizde tıpkı ihracat gelirleri gibi ithalat giderlerinde kamuoyundan ve yatırımcılarından paylaşmamış, kaçırmış. Sebep? Niçin? Niye? Ne oldu birdenbire ansızın apaniden? Sen 2021 ve öncesinde bu verileri veriyormuşsun abi. Bir değişiklik mi oldu? Devam edelim. Şimdi arkadaşlar gidelim Goodyear'ın kısaca incelenip incelenmeyeceğinin detaylı şekilde göstergelerine bakalım. Yani şirket karlılığı nasıl oluşmuş, ortak karlılığı nasıl oluşmuş. Şirket karlılığı %192 azalış göstermiş varlıklarının getirisi. Ortak karlılığı tam tersine bakın. Çok güzel bir mukayese arkadaşlar sizin için. Şirket karlılığı %192, ortak karlılığı %133,5 oranında azalmış. Çekinmeden cevap verin. En azından nerede hata yaptığımızı, nerede yanlışa takıldığımızı görelim ki arkadaşlar. Bir dahaki değerlendirmede bu eksiklerden, bu noksanlardan, bu hatalardan arınmış, daha sağlıklı, daha doğru, daha güzel tespitler ve değerlendirilebilmeler için bunları bilelim. Ve ortak karlılığı eksiden artıya geçmiş. Bakalım şirket karlılık oluşunu. Satış sürümleri %15,38 artmış. Bakın satış sürümleri artıyor. Ama nedense satış gelirleri azalıyor. Satış sürümlerinin %15,5 oranında artmasına rağmen satış karlılığı %180 oranında azalıyor. Ortak karlılığına bakalım. Varlıklarının getirisi %192 azalırken borçlarının maliyeti %14,67 artıyor. Karlılık kaldıracı eksi azalmış 63 oranında, net ortak karlılığı eksi azalmış %83,5 oranında. Peki Brissa ne yapmış arkadaşlar? Bakalım. Şirket karlılığı %22,5 oranında artarken ortak karlılığı Goodyear'ın tam tersine %124 oranında azalmış. Burada tam tersi. Goodyear'da bu azalmıştı. Ortak karlılığı artmıştı. Ama burada tam tersi durum var. Bakalım. Sürümler %13 oranında azalmış. Mukayeseleri iyi yapın diğer Goodyear'la. Satış karlılığı %40 artış getirmiş. Evet, ortak karlılığının %124 azaldığını söyledik. Varlıklarının getirisi %22,5 oranında artarken borçlarının maliyeti %72 oranında artmış. Karlılık kaldıracı %120 oranında azalırken net ortak karlılığı %96 oranında azalmış. Gelelim gelir tablosuna. Brissa'nın bakalım. Brüt kar marjı 22'den 24,5'a çıkmış. Esas faaliyet karlılığı %5,5'dan %7,5'a artmış. Gidelim Goodyear'a bakalım. Brüt kar marjı %10,24'den 11,76'ya artarken esas faaliyet karlılığı
%2,5'tan %2 zarara dönüşmüş. Arkadaşlar, daha fazla uzatmaya gerek yok. Zaten gelir tablosuna kadar, beni bugüne kadar iyi dinleyen arkadaşlar çoktan kararlarını ve doğru kararları, doğru tespitleri yaptıklarını düşünüyorum. Hadi arkadaşlar, bugüne kadar ben verdim. Şimdi siz iki şirketten birine yatırım yapmaya kalksaydınız, hangisine yapardınız? Nedenleri ne? Sizin için geçerli sebepleri ne? Hadi şunu diyebilirsiniz. Ya ben her ikisine de yapmaya gerek duyacak bir geçerli, benim için, benim kriterlerim için geçerli bir neden bulamadım. Saygı duyarım. Eyvallah. Kabul. Ama ikisinden birisini seçmek mecburiyetindesin. Ve diğerine göre hangi kriterler doğrultusunda mecburi de olsa seçmek durumunda kaldığını veya diğerini niçin seçmemekte kararlı olduğunu belirtirseniz sevinirim. Görüşmek üzere arkadaşlar.